Çok Gerçekten. gerçekten vahim ötesi bir durum. Abla, vahim ötesi dediniz. Size katılıyorum. Çünkü mesele şöyle olsaydı, keşke. Bakın, çok kötü bir senaryo yazacağım. Mehmet Ali benden daha tecrübeli bir şey. Bu süreçleri okuyan biri ne demek istediğimi anlayacak. Ama bir ironi yaparak vahim bir şey söyleyeceğim. Keşke Sezgin Baran Korkmaz aranırken böyle gizlice yurt dışına kaçıp gitmiş olsaydı da ya biz devlet arıyordu ve kaçıp gitti filan deseydik, böyle iyimser olsaydık, hiçbir olayın böyle olmadığını anlatıyorum aslında bugün. Daha vahim, daha kötü bir durum var ortada. Çünkü hatırlayın, bize yalan söylemişler. Sezgin Baran Korkmaz yurt dışına gittikten sonra hükümet medyasındaki haberleri hatırlıyor musunuz? Böyle teknelere bindi, tekneyle şuradan şöyle kaçtı falan filan gibi haberler çıktı. Bize yalan söylemişler. Bu kadar net konuşuyorum. Keşke dediğim gibi onların dediği olsaydı, tekneye binip kaçıp gitmiş olsaydı vesaire, ama hiç de olay böyle değil. Şimdi biliyorum, bizi sıradan izleyen Ayşe teyze, Ahmet amca konuyu anlamamış olabilir. Onun için birkaç cümleyle kısa özet yapayım. Amerika'da bir dolandırıcılık davası var. Hani bizde de zaman zaman olur ya, hayali ihracat gibi, teşviklerin dolandırılması gibi. Kingston kardeşler denilen kişiler Amerika Birleşik Devletleri devletini dolandırmışlar. Bir takım teşvikleri almışlar boş yere ve bunları da ceplerine atıp paraları kaçırmışlar özetle. Ve bu suçlarına itiraf edip cezasını da aldılar. Bu çok büyük miktardaki paranın önemli bir bölümünü de Türkiye'ye getirmişler ve Türkiye'de şirketler kurmuşlar. Hani kara para. Kara paranın peşinde olan, yani bu yasa dışı paranın peşinde olan biri varsa o parayı alır kaçırırsınız. Türkiye'ye getirmişler. Türkiye'de de biliyorsunuz neden Türkiye'ye geliyor bu paralar. Bizde de aman para gelsin de, aman yurt dışından para gelsin de, nasıl gelirse gelsin diye bir anlayış olduğu için, hatta bunları çok kolay yasal düzenlemeler yapıldığı için biz sürekli bu konuyu bir şekilde tartışıyoruz zaten. Sezgin Baran Korkmaz denilen, tanınmayan, o kadar toplumun tanınmadığı iş adamı da bu kaynağı, Amerika'daki kaynağı dolandırıcılık olduğu söylenen parayı Türkiye'de yönetmekle, işletmekle suçlanıyor. Bilmem anlatabildim mi? Çok basitçe şemasını çizdim hikayenin. Yani Sezgin Baran Korkmaz Amerika'daki davayla ilgili değil. Orada hani hakkında yakalama kararı yok. Öyle bir yanlış anlaşılma var. Ama oradan getirilen paranın Türkiye'deki idaresiyle suçlanıyor. Türkiye'de hakkında bir soruşturma var. Neden soruşturma var derseniz, kara paradan soruşturma var. Şimdi burada şöyle bir şey oluyor. Biz 30 Eylül 2020 tarihinde şunu olduğunu öğrendik. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sezgin Baran Korkmaz'ın işte tam da söylemiş olduğum kara para soruşturmasıyla ilgili olarak hakkında, onun da aralarında olduğu 14 kişi hakkında mal varlıklarına el konması talebinde bulunuyor. Nereye bulunuyor? 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne bulunuyor. Mahkeme bunu kabul ediyor. Yani Sezgin Baran Korkmaz'ın hem mal varlıklarına el koyuyor, hem de Sezgin Baran Korkmaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuyor. Yani diyor ki sen artık yurt dışına çıkamazsın, senin hakkında soruşturma var, mallarına da el koyuyoruz. Çünkü senin hakkında kara para suçlaması var diye oluyor. Tabii bilirsiniz, Türkiye Cumhuriyeti'nin Mali Suçlarla Araştırma Komisyonu var. Böyle durumlarda para nasıl bir para, temiz para mı, kirli para mı araştıran bir komisyon. Dikkat edin, o da Sedat Peker'in iddialarının içerisinde geçen bir komisyon. Çünkü o komisyonda maalesef kötüye kullanıldığını anlatan bazı iddialarda bulunuyor. Orası 5 Kasım 2020'de mahkemeye, daha doğrusu savcılığa bir rapor gönderiyor. Diyor ki ya biz bu Sezgin Baran Korkmaz'ı inceledik. Bununla ilgili olarak bunun servetinde herhangi bir yasa dışılık yok diyor. 6 Kasım'da, yani hemen ertesi gün MASAK raporu geldikten sonra, yani bakın 30 Eylül'den 5 Kasım'a kadar tuhaf bir şey olmuş, bir kavga yaşanmış öyle anlaşılıyor ki. Bir anda bir adama demişler ki senin servetin kardeşim kara para. Öte yandan 5 Kasım'a gelindiğinde bir rapor hazırlanmış. Yok öyle değilmiş demişler. Hem yurt dışı yasağını kaldırmışlar, hem de malları hakkındaki tedbir kararını kaldırmışlar. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından. Bunlar bitmiş. O 17 Kasım'da da yurt dışına çıkış yasağı kalkmış. İşte şimdi bu bir tuhaflık zaten. Ben neden tuhaflık? Ben hatırlayın, 4 Mart 2020'de gözaltına alındım. Nasıl alındım biliyor musunuz? Böyle telefon
Avukatımı açtım, beni yarın gözaltına alacaklar filan diye haber verdim. O savcılar geldiler beni, daha herhangi bir suç duyurusu vesaire falan beklemeden aldılar. Ben o yargının nasıl işlediğini biliyorum. Burada baktığımda bu işleyiş bana biraz tuhaf geliyor. Öyle anlaşılıyor ki bir el al dedi, bir el bırak dedi. Şimdi bu kararla da olabilirdi ama bunda da bir şey yok. Hani denebilir ki kardeşim yargı fikir değiştirmiş, görüş değiştirmiş. Sonra ne oluyorsa o tarihe kadar Türkiye'de olan Sezgin Baran Korkmaz 5 Aralık 2020 günü, bakın tekneye binip kaçmıyor. Veyahut da işte böyle sınırı yürüyerek geçmiyor. İstanbul Havalimanı'ndan bizzat pasaportuyla, bizzat elindeki belgeleriyle havalimanından polise gösterip çıkıp Türkiye'den çekip gitti. Biz o günlerde dedik ki ya 5 Aralık'ta bu adam niye Türkiye'yi terk etti? Niye Türkiye'den gitti? Ne oldu da Türkiye'den gitti? Yani evet hakkında bir soruşturma vardı ama Masak demişti ki kardeşim bunun hakkında herhangi bir kirli para yok. Yurt dışı yasağını mahkeme kaldırdı ve sen niye gitti? Şimdi ona geleceğim Sedat Peker meselesine. Ama adam gittikten sonra 5 Aralık 2020'de, 30 Aralık 2020'de aynı savcılık bu kez Sezgin Baran Korkmaz hakkında senin hakkında böyle bir inceleme bir daha yapıldı. Sen para kaçırıyormuşsun, sen kara para aklıyormuşsun diyerek yakalama kararı çıkardı. Adamları hakkında yakalama kararı çıkardı vesaire. Şimdi buradan baktığınızda bu iki yargı diyor ki önce sen kirlisin, yok yok sen temizsin, dur 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 sen kirlisin. Böyle gidip gelen bir yargı kararları var. Hakikaten. İşte biz burada ya ne oluyor derken Sedat Peker'in anlattıkları bir şekilde her şeyi açık etti. Bakın ben dedim ki vay anasını, vay neler oluyormuş, vay arkadaş demiyoruz. Çünkü biz bunları büyük ölçüde duyuyorduk ve biliyorduk. Ama Sedat Peker hani gördüğümüz irini, vücudun altındaki irinin patlamış hali olduğu için daha açıkça konuşulur hale geldi. Olay şu. Önce Sedat Peker 5 Aralık dedi. Sonra bir düzeltme yaptı 4 Aralık dedi. Hiç önemli değil. Yani bir gün önce bir gün sonra o tamamen teknik bir detay. Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığı'na çağrılıyor. İçişleri Bakanlığı'na çağrıldığında deniyor ki bakın Sezgin Baran Korkmaz'ın ne iş yaptığını iki cümleyle özetleyeyim. Sezgin Baran Korkmaz bir ölü alıcı. Yani Ayşenur Aslan'ın diyelim ekonomik olarak zor duruma düşmüş, bir şirketin ortağı hacize girmiş, 100 liralık bir malı var ama çok sıkıntılı durumda. Gelip onları 10 liraya alıyor, parasını ödüyor vesaire sonra tabiri caizse ölü fiyata alıyor. Sonra ölü fiyata aldığını başka işlerle de başka ilişkilerle de büyüterek satıyor. Geliyor mesela diyelim ki Mehmet Ali'nin bir ortağı var, ortağı zor durumda. Onu alıyor. Önce çok ucuz alıyor, sonra o ortağını biraz sıkıştırıyor vesaire bir şeyler yapıyor, onu da alıyor filan. Yani söylemek istediğim serbest piyasa ekonomisini tuhaf bir şekilde kullanarak, sıkıntıya zor duruma düşmüş insanları kullanarak ortaklıklar kuran ve buradan büyük paralar kazanan birisi. Böyle bir şirkete ortak olduktan sonra